Öncelikle altını çizelim. 3 Mart'ta yani EYT kanun ilk yürürlüğe girdiği gün itibariyle dilekçesini verenle ayın son günü veren arasında hiçbir fark yok. Bunun altını çizelim. Bu tarihler arasında başvuranlar Nisan ayının emeklilik maaşını almaya hak kazanıyorlar. Bir de Ramazan bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacaklar. Mart ayında başvurduğunuz için Nisan ayından itibaren ödeme gününe kadar olan süreyle ilgili SGK literatüründe, sosyal güvenlik literatüründe birikmiş aylık diyoruz. Şu anda yatan birikmiş aylık. Birikmiş aylıktan sonra işlemi tamamlanan, emeklilik işlemi tamamlanan EYT'liler, SSK'lılar 14 Nisan'dan itibaren tam maaşlarını alacaklar. Yani eksiksiz maaşlarını alacaklar. Artı 2000 TL bayram ikramiyesi de yatacak. Geçmiş yıllar istatistiklerine baktığımız zaman ki bunu biz gazete yazılarımızda defalarca yazdık. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir ay içerisinde yaşlılık aylığı dediğimiz emekli aylığı yani EYT'lilere bağlanacak maaş bakımından sayı verecek olursak 35 bin ile 40 bin arasında SGK'nın normal şartlarda 35 bin ile 40 bin kişi arasında kişiye yaşlılık aylığı yani EYT'lilere bağlanacak aylığı bağlıyor. Peki Nisan ayı itibariyle maaş almaya hak kazanan şu anda kaç EYT'li var diye bana soracak olursanız ki zaten biliyorsunuz resmi makamlarca, yetkililerce zaten izah edildi. Mart ayı içerisinde başvuranlardan 250 bin kişiye maaş bağlandı. Bu durumda SGK personeli yatmadan, uyumadan, hafta sonu demeden tam 7 kat daha fazla EYT'liye maaş bağlandı. 250 bin kişinin maaşı bağlandı. Geriye ne kadar kaldı? 1 milyon 250 bin kişi. Şimdi Nisan ayında zaten akın akın EYT'liler halen başvuruda bulunuyor. Bunun üzerine Nisan ayında şu ana kadar başvuran kişi sayısı tahminen 150 bin civarı. Dolayısıyla Nisan ayında maaşı bağlanacak olan sayı 250 bin kişiyi çıkardığımız zaman 1 milyon 400 bin kişi. Peki bu 1 milyon 400 bin kişiden tamamına maaş bağlanabilir mi? Yani matematiksel olarak bunun imkansız olduğu aşikar. En fazla hadi diyelim ki 250 bin yerine 300 bin kişi bağlansa bile geriye 1 milyonun üzerinde EYT'linin maaşı bayramdan önce ödenmeyeceği açık ve nettir. Mart ayı içerisinde dilekçenizi vermişseniz ister E-Devlet'ten ister elden kesinlikle Nisan ayında az önce ifade ettiğimiz birikmiş aylığı da alacaksınız. Normal emeklilik aylığınızı da alacaksınız. Ayrıca Ramazan bayramı ikramiyesi olan 2000 TL'yi de alacaksınız. Diyelim ki maaşınız en kötü ihtimalle ki ben Eylül ayına kadar sarkacağını düşünmüyorum. Diyelim ki Ağustos ayına kadar gecikme oldu. Bu durumda Mart ayında başvuru yapmışsanız bir Nisan ayı birikmiş ödemeyi alıyorsunuz. 2 Nisan ayı tam maaş alıyorsunuz. 3 bayram ikramiyesini aldınız. Ayrıca takip eden geciken aylar Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bunların tamamını alıyorsunuz. Kesinlikle bir kuruşunuz zayi olmayacaktır. 50 bin. Değil mi? Evet. 1 milyon 400 bin. 300 bin. 31 Mart tarihleri arasında başvuran normal şartlarda emekli aylığı bağlama sayısı 35 bin ile 40 bin arasında değişiyor.